Skandal olay, AKP'li başkanın oğlunu uyaran 11 polise sürgün. İyi Partili Subaşı, AK Parti Demle ilçe başkanı aracının denetiminden kaçarken ters yöne giren oğlunu kurallara uymaya davet eden 11 polisin sürgüne gönderildiği iddiasını meclise taşıdı. İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, AK Parti Antalya Demle ilçe başkanı Bayram Arıcı'nın trafikte ters yola girip polis denetiminden kaçan, yakalanınca da polis memurlarına hakaret eden oğlu Hamza Arıcı'yı uyaran 11 polisin sürgüne gönderilmesini eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, suç işleyen AKP'li olunca yasalar ayrı mı? AKP'lilerden polisi kim koruyacak, diye sordu. Subaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Subaşı, önergesinde, konunun medyada yer aldığını da hatırlatarak şunları söyledi: geçtiğimiz günlerde Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer'in sosyal medya hesabı üzerinden bir video görüntüsü ve haber paylaşmış, bu görüntüler yerel basında yer almıştır. Olayın üzerinden zaman geçtiği için kapatılmaya çalışıldığı ancak şimdilerde basına yansıdığı ifade edilmektedir. Haber ve video görüntüsüne göre, Antalya ilimizin Demle ilçesinde rutin kontrol görevini yerine getiren trafik polislerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Bayram Arıcı'nın oğlu Hamza Arıcı tarafından kullanılan aracın ters şeride girmesi, trafiğin ve insanların güvenliğini tehlikeye düşürmesi ve yapılan uyarılar üzerine kaçması üzerine polislerin ısrarlı takibi sonucunda durdurulmuş ve cezai işlem uygulamak istenmiştir. İşte o video, lütfen izleyin. Sen görevini yapıyorsun. Sana karşı tamam. Söz yok. Bir şey. Hayır, ukalalık yaptığınızı ben farkındayım. Ne ukalalık? Tamam. Siz benden şikayetçi olun, ben sizden şikayetçi olun. Yok, olabilirsin. Tamam. Şikayetçi olabilirsin. Karşı Muhammed Hamza Arıcı benim adım. Hayır, yazın cezamı. Hadi bir üstü bir cezamı yazıyorum. Hadi burada bir sürü insan var. Niye yazın cezamı? Biz devletimize, milletimize saygılı insanız. Kaç tane şehit cenazesine gittim ben. Burada polislik yapmaz değil o. Ne abi ya ne? Daha. Ne yani ne? Bu çocukların hepsi biliyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la daha Venezuela seyahatinden yeni geldim. Hepsi biliyor. Yani ben ne yapmışım? Video görüntüleri ve haberlere göre Hamza Arıcı'nın resmi görevini yerine getirmeye çalışan polis memuruna ukala diyerek görevli polis memuruna hakaret etmekte, görevini yapmaya çalışan polis memurunun görevini yapmasını engellemek amacıyla tehditvari bir şekilde kaç tane şehit cenazesine gittim ben. Burada polislik yapmak değil o bu çocukların hepsi biliyor, Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuela seyahatinden yeni geldim, dediği aktarılmıştır. Ancak tüm bunlardan daha vahim olanı ise, olayla alakalı olarak toplam 11 polis memurunun görev yeri değiştirilmiştir. Sırf görevini yapmak istedikleri için, polislerimiz ailesi ve çocuklarıyla cezalandırılmaktadır. İyi Partili Subaşı şu soruları sıraladı. Demle ilçemizdeki olayla ilgili 11 polis memurunun görev yeri neden ve hangi gerekçe ile değiştirilmiştir? Polisin resmi görevini yapmasını engellemek için tehdit eden, hakaret eden şahıs hakkında işlem yapılmış mıdır? Suç duyurusunda bulunulmuş mudur? AKP'li milletvekilinin hakaretine uğrayan polis memurları neden hala görevlerine iade edilmemiştir? Zor şartlarda fedakarlıkla çalışan polisimizin neredeyse siyasi iradeden talimat almadan gerçek görevini yapamaz hale geldiğinin farkında değil misiniz? Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.